Vekil MTV olarak şu anda İzmir'de Hisarönü'ndeyiz. Vatandaşlarımızla röportaj yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan kareleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yanımızda bir abimiz var. 4+4+4. Eğitim sistemini vatandaşlarımıza soruyoruz. Neden abimizi tuttuk? 11 tane torunu varmış. 11 mi? 11 tane torun var. Onlar büyüyünce 4+4'ü okuyacaklar. Ama nasıl okurlar bilmem galiba artık. Ben nasıl onu. Okurlar? Nasıl okurlar? Okuyarak, zekalarını artırarak bu 4+4'ü bitirecekler yani. Başka seçenek yok yani. Bundan başka seçenek yok. Nedir biliyor musun bu sistem? Neymiş bu sistem? Vallahi ben bu sistemden pek anlamıyorum abi. Eskiden böyle bir sistem yoktu. Herkes okuyordu. Okudu ya bildiği kadar okuyordu yani. Üniversiteye gidiyordu. Ondan sonra boş kalanlar var. Üniversiteyi bitirmiş adamlar boş geziyor. Neden? Yani İş yok. Yani sistemi diyorsun 4+4+4+4 götürsen de... Bakalım 16'ya falan çıkacak galiba böyle giderse. 16'ya çıkarsa yine üniversiteliler işsiz bekliyor diyorsun. Ben de bu evvela iş sorunu tamamını işsizliği önlemek lazım abi her şeyden. Ne yapıyorsun sen ne satıyorsun? Ben şimdi emekliyim abi. Emekli misin bakayım şöyle. Bak bunu böyle yapıyor böyle. Bir de şöyle yapıyorlardı galiba bunu. Şöyle tutuyor. Böyle tutuyor. Olmadı bak. Mikrofon tuttuğun için. Maşallahım var vallahi yeğenim sen. İşi biliyorsun yani. İşsizlikten. İşsizlikten böyle yapıyorum. İyi yapıyor mu ha? Emekliyim boş kaldığım zaman da çalışıyorum işte ne yaparım. Ne yapacaksın helal olsun ya bak ha. İş yok diyenlere görün. Yok yok abi iş var. İş her zaman var. İş her zaman var. Ama çalışan ne var? Çalışmana yok. Ben emekliyim çalışıyorum. Allah'a şükür. Kahve seviyor musun kahve? Kahve. Türk kahvesi sever misin? Kahve söyleyeyim mi size? Allah razı olsun. Bak işte vallahi bizim insanımız kahve ne kadar cömert, ne kadar cömert. Kahve seviyor mu? Seviyor mu kahve? Seviyor, kahveyi çok evde seviyorum. Evde yapıyorlar mı? Hanım yapıyorlar. Tamam bir sana bisküvi kahve hediye edelim. Ver bakalım bak bak. İlyas Gölen kuru kahvesi bak. Meşhur İlyas Gölen biliyor musun bunu? Biliyorum abi. Bu Dibek kahvesi bu. Dibek kahvesi. Şeyli. Şeyle karıştırıyorsun. Sakızlı kahve. Sakızlı kahve. Hemen biliyorum bak. Biliyorum. Altında da ne varmış? Kalite belgesi bile yazıyor. Var. Her şey var. Her şey garanti. Vekilim TV'nin sana bu hediyesi. Sen sorularımızı cevapladın. Samimiyane. Bizle. Şöyle poşetin içine de atalım. Şimdi. İçtikçe beni hatırlarsın. Ver bir kere daha yapayım bakayım şunu nasıl yapıyorlar. Hocaya sormuşlar Nasrettin Hoca da kıyamet ne zaman kopacak diye. O da demiş ki benim karım ölürse büyük kıyamet. Ben ölürsem küçük kıyamet. Onu da işle bak. Senin karı nerede? Benim karı evde şimdi. Benim karı evde. Eğer o ölürse benim başıma büyük kıyamet kopar. Vallahi. Tabii. Avcanın dediği gibi yani. Sen ona şeyi yaptır. Bak. Onu yapıyor. Bunu yapıyorum ben. Tabii. Stres atıyorsun. Stres baş, mi? Baş ağrısını kesiyor. Hadi çok teşekkür ederim. Bir şey değil abi. Yolun açık olsun. Memleketimize, milletimize her şey hayırlı olsun. Amin. Sağ ol abicim. Sağ olun. İşte memleketimizden insan manzaraları. Kahvesini de verdik. İnşallah sevdikleriyle içer, torunlarıyla içer. Benim torunlar büyüyeseye kadar 4+4+4'ü okurlar diyor zaten sevgili emekli abimiz. Vekilim TV olarak sokağın nabzını ölçmeye devam edeceğiz. Vekilim TV olarak İzmir'e dolaşmaya devam ediyoruz. Malum sorduğumuz soru var. Bu arada vatandaşımız neler yapıyor? Halkımız nelerle uğraşıyor? Günlük yaşantısında ne işlerle uğraşıyor? Onları merak ediyoruz. Bir kardeşimiz var. Güler yüzünü gördüm, ben durdum. Bir tanıyalım seni. Merhaba. Merhaba. Ben Fecri. Ne? Kumpirci ustasıyım ben. Kumpirci ustası. Evet, kumpir yapıyoruz. Ne zamandır yapıyorsun bu işi? Bir 5-6 sene oldu. 6 sene oldu. Evet. Ne kadardır İzmir'desin? İzmir'de mi? 10 sene falan oldu. Neredesin aslen? Ben Ağrılıyım. Ağrılısın. Evet. Maşallah. Peki evli misin? Evliyim. Çocuk var mı? Şu anda evliyim evet. Bir sene oldu. Maşallah. Teşekkür ederim. Şimdi 4+4+4 diye bir şey duydun mu? Bütün ekranlarda, bütün mecliste milletvekilleri birbirine girdiler. Duymuştum. Evet. Eğitim sistemi değil mi? Evet. Biliyor musun ne abi bu? Niçin bunlar birbirine girdi? Hiç fazla bir şeyim olmadığı için pek dinlemiyorum. Neyim olmadığı için? Siyasette pek uğraşmıyor. Siyaset değil canım. Eğitim evet. Sistemi eğitim, bu. Evet. Burada senin çocuğun da Allah ömür versin olacak inşallah. Tabii eğitim çocuğa önemli. Çocuğa okula göndereceksin. 4+4+4 ne? Toplayabiliyoruz değil mi bunları üst üste? Tabii.
12. Evet, bunu toplamada bir sıkıntı yok. Evet, yok. Bölünmüş eğitim bu. Yani ilkokul 4, ortaokul 4, lise 4. Tabi bunların evet. da açılımı var. Artık bundan sonra İmam Hatip liseleri de ortaokul olacak gibi 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 bir sürü şey var. Tabii. Ama anladığım kadarıyla vatandaşımız bu konuda da bilgisiz. Bilgisiz. Öğreneceğiz mi? Öğreneceğiz tabii. Çocuk olunca öğrenmeyeceğiz değil mi? Şimdiden öğreneceğiz. Şimdi öğrenmek daha iyi. İyi. Çocuğa öğretiriz. Var mı ekranlardan söylemek istediğin başka bir şey? Eğitim şart diyeyim. Eğitim şart. Evet. Bu güzel kardeşimize bu güler yüzü için hemen bir tane kahve ikram edelim. Verdiğimiz kahveyi de Vekilin TV olarak sana bir kahve hediye ederim. Teşekkürler. Ondan sonra artık burada dostlarımla hemen şey yaparsın. Çok teşekkür ederim. İçersin, evde mi götürür, eşinle mi içersin? Şöyle İlyas Gönen al bakalım. Kuru kahvesi, dibek kahve. Evet. Damla sakızlı. Evet. Sever misin kahveyi? Severim. O zaman bizi hatırlarsın içtikçe. Çok teşekkürler. Belki bunu içerken de televizyonlarda veya internette 4+4+4 eğitim sistemini evet. bir incelersin. İçtikçe sizi hatırlarım. İçtikçe bizi hatırlar. Sağ olasın. Sağ ol. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.